Sadece bir telefonla 10.000 dolar kazanmak ister misiniz? Evet, yanılmadınız. Bir telefon çevireceksiniz. Belki 1-2 dakika konuşacaksınız. Ondan sonra 10.000 doları size yollayacaklar. Merak etmeyin, o türden salak bir YouTube kanallarından biri değilim. Ama bu dediğim gerçek. İnanmıyorsanız, hatta bana inanmıyorsanız gidin... ...FBI'ye sorun. Yapmanız gereken tek şey şu görmüş olduğunuz amcayı tanıyıp tanımadığınızı söylemek. Tabii ki tanımıyorsanız o zaman 10 bin doları alamıyorsanız ama bu abinin e, nerede olduğunu biliyorsanız, <laughs> nerede yaşadığını biliyorsanız, kendisine ait bir adresi de biliyorsanız bu abinin bulunduğu yeri bilenlere 10 bin dolar ödül veriyor FBI. Neden mi? Anlatayım biraz. Sene 1996. 1990'lı yılların ortasında yepyeni bir hava yolu kuruluyor Atlanta Havaalanı'ndan. Bu hava yolunun özelliği her şeyden evvel düşük maliyetli bir hava yolu olması. Aynı zamanda düşük maliyetlinin ötesinde uçaklarının 20-25 yaşın üzerinde uçaklardan, ikinci el, üçüncü el, onuncu el uçaklardan ve DCO9'lardan oluşması. Bu hava yolunun özelliği aynı zamanda doğru düzgün çok fazla elemanı olmaması, bütün bakımlarını başka taşeron firmalara değişik meydanlarda yaptırması. Bu hava yolunun özelliği mümkün olduğu kadar güvenliği minimuma indirerek gerekli olan minimumu yerine getirip arkasından da maliyetleri düşürüp ucuzdan bilet satması. Bu hava yolunun özelliği sadece ve sadece pilotlarına da değil hiç kimseye doğru düzgün maaş vermemesi. Bu hava yolunun özelliği bu sayede gerçekten ucuz do fiyatlara, ucuz fiyatlarla bilet satabilmesi, tek yön 19 dolara, 9 dolara bilet satıp bu düşük maliyetleriyle kâra geçmesi ve bunun sayesinde de deli gibi Amerika'nın önce doğu yakasında, ondan sonra Chicago gibi orta batıdaki merkezlerinde yayılabiliyor olması. Hangi havayolundan mı bahsediyorum? Hava Havayolunun adı ValueJet. 1990'lı yılların ortasında ekonomi gerçekten hızlı bir şekilde büyürken insanların cebine para girmeye başlayınca tabi insanlar da uçma arzusuyla yanıp tutuşuyorlardı. Fakat 1990'ların başında ortaya çıkan kriz nedeniyle kapılarını kapatmış olan hava yollarının yerine yenileri açılmamıştı. Bu arada Southwest gibi sadece Teksas'ta başlayan ve ufak ölçekli olan hava yolları da diğer pazarlara yayılıyordu ama Atlanta gibi çok büyük bir merkezde ve Delta hava yollarının merkezi olan bir yerde küçük bir hava yolunun çıkması kimsenin de çok da öyle umursadığı bir şey olmamıştı. Ancak bu hava yolu dediğim gibi oradan buradan kullanılmış DC-9'ları toplayarak bunlara mümkün olduğu kadar ekonomi sınıfında ve sadece ekonomi sınıfında koltuklar yerleştirerek iyi bir para kazanmaya başladı. Bu havayolu hem maliyetleri düşük tutuyordu hem de bu zamana kadar görülmemiş bir takım saat ücretleriyle, düşük saat ücretleriyle insanları çalıştırıyordu. Hostesler kapılar kapanmadan para kazanmıyordu. Maaşları anca o zaman yatıyordu. Maaşları kazandıktan sonra, çalıştıktan sonra iki ay sonra yatıyordu. Pilotların kokpite girmesi için önce şirkete büyük bir miktarda para ödemesi gerekiyordu. Bununla da kalmayıp 3 senelik kontrat imzalamaları gerekiyordu ki bunlar Amerika'da görülmüş şeyler değildir. Ve bu sayede bu havayolu hem maliyetlerini düşük tutarak hem de çok fazla bir eleman alma ihtiyacı hissetmeden yavaş yavaş hizmet vermeye başlamıştı. 96 yılına gelindiğinde bu hava yoluyla ilgili bir takım şüpheler de ortaya baş, çıkmaya başlamıştı. Her şeyden evvel uçaklarının arasında benzerlik yoktu. Kimisi Finnair'den gelmişti, kimisi Türk Hava Yollarından gelmişti, kimisi Delta'dan gelmişti. İşte bu Delta'dan gelen uçaklarından bir tanesi de maalesef 1 Mayıs sabahı 1996'da 11 Mayıs'ta Miami'den normal bir seferini gerçekleştiriyordu. Atlanta'ya. Yolcuların bir kısmı Atlanta'ya gidiyordu. Bir kısmı da Atlanta'dan dağılacak başka uçuşlara gideceklerdi. Kaptan da uzun yıllar boyunca Eastern Hava Yolları'nda çalışmış ve çocukluk aşkı olan uçmayı çok seven bir kaptandı. Her şey normal gibi gidiyordu. Biraz gecikmeli olarak kalktılar ama her şey normal gibi giden uçağın içerisinde Miami'den bir takım Malzemeler yüklenmişti uçağın ön tarafındaki kargo bölümüne. Bu kargo bölümünde bir tane lastik vardı, uçak lastiği. Onun dışında da bir kutu vardı. Üzerinde Comet yazıyordu. Yani Company Material ne demek bu? Yani şirketin evrak da olabilir, başka şey de olabilir. Şirketin kendine ait bir takım malzemelerin taşındığı bir kutu vardı ve bu kutunun üzerinde de şirket malzemesidir diyecek diyordu. Şirketteken görevliler Atlanta'da bunu alacaklardı. Artık nereye gidiyorsa oraya teslim edilecekti. Şirket içinde sirküle eden bir kutuydu bu. Tabii her şey beklenildiği kadar kolay olmadı. Bu Comet yazan kutunun içerisinde oksijen tüpleri vardı. Bu Comet yazılan kutuna ne bir evrak vardı ne başka bir şey vardı. Ve bu oksijen tüpleri ne yazık ki doğru düzgün kapakları, tıpaları tam olarak kapatılmamış bir vaziyette Uçağa ve kutuya konulmuştu. Kutu vasıtasıyla da uçağa konulmuştu. İşte bu oksijen tüpleri uçak irtifaya gelmeye başlayınca tıpaları da tam olarak konulmadığı için uçakta yangına yol açtı. Önce bir kesif bir duman kokusu ortalığı sardı. Arkasından yolcuların bu duman kokusunu hosteslere, arkasından da kokpite bildirmesi sonucunda Copitz bir an önce Miami'ye geri dönmek istedi. Fakat ne yazık ki çıkan yangın ve ortaya çıkan oksijenin yanma gücü o kadar güçlüydü ki alüminyumu bile, uçağın alüminyumunu bile e, eritmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda, uzun süren araştırmalar sonucundaki NTSB'nin raporu bir yılı geçmişti e, bu araştırmayı yapmak için. E, kazanın nedeninin doğru düzgün yerleştirilmemiş <laughs> oksijen tüpleri olduğu ortaya çıktı. Tabii ki biraz önce anlattığım gibi, veya ücretin elemanları değildi bunları yerleştiren. Bunları yerleştiren bir taşeron bir firmanın başka elemanlarıydı. Bu elemanlardan üç tanesini havacılık dairesi FAA ve ulusal araştırma kurumu FBI sorguladı. Bunların bu kazadaki rolleri ortaya çıktı ve bunun sonucunda FBI ...üç tane e, taşeron firmanın elemanını e, ifade vermek için mahkemeye çağırdı. Bu elemanlardan iki tanesi mahkemeye gittiler, ifadelerini verdiler. Ve aslında problemin onlarda değil, onlara bu işi doğru düzgün öğretmeden yapan... ...Sabertech denilen firmada olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda problemin hava yolunda da olduğu ortaya çıktı. Bu iki kişi aklandılar. Biraz evvel resmini gösterdiğim kişi Mario Osiel Velenzuela Reyes, bayağı uzun bir isim. 2000 yılındaki mahkemeye duruşmaya gitmedi. Duruşmaya gitmediği için firari olarak addedildi. Ve aradan 20 yıl geçmesine rağmen kendisi hala bulunamamış vaziyette. Kendisi e, siyah saçlara sahip. 18 Nisan 1969 doğumlu ve yaklaşık 1.70 boylarında bir Şili doğumlu bir erkek. Kendisinin resmini tekrar veriyorum. FBI'da zaten burada görmüş olduğunuz üzere bu 1996 yılında çekilmiş resmi. İşte 20 yıl aradan geçtikten sonra şöyle yanlışlanmıştır diye kendileri bir robot resim çizmişler. Eğer bu kişiyi tanıyorsanız, biliyorsanız, bu kişinin nerede yaşadığını biliyorsanız... ...bir telefon FBI'ye açıyorsunuz. Bunun karşılığında 10 bin dolar ödülünüzü de aldıktan sonra keyfinize bakıyorsunuz. Tabii bu işin şaka tarafı. Gördüğünüz gibi ne yazık ki taşeron firmalar ve e, maliyetleri son derece düşük şekilde tutmak için... E, ...operasyonel bir takım ve güvenlikten fedakarlık eden bir takım şirketler ne yazık ki insanların sonunda canlarıyla ödedikleri kazalara yol açabiliyorlar. Bu olaydan sonra Sabertech denilen firma kapandı, iflasını ilan etti. Bunun sonucunda FAA aslında value jet'i daha iyi bir denetleme altına aldı. Belli bir süre sonra kapattı. Daha doğrusu havayolu biz kendimizi kapattık, işlerimizi yola koyacağız dedi belli bir süre sonra da açtı kendini tekrardan operasyona başladı uçakları tekrardan gözden geçirildi ve en sonunda başka bir hava yoluyla birleşerek ve o hava yolunun adını alarak adını Airtran olarak değiştirdi ve ondan sonra da uçuşlarına devam etti. Ancak uçuşlarına devam etmesine rağmen birtakım uçakları gerçekten çok zor şartlarda uçtuğu için ve gerçekten de uçakta her şey böyle çalışmadığı için onları artık elden çıkarmak zorunda kaldı. İşin ilginç tarafı dünyada ilk McDonnell Douglas'ın MD95 modeline de sipariş veren bir firma oldu. ValueJet daha doğrusu Airtran. Ondan sonra Boeing McDonnell Douglas'ı satın alınca da MD95'in adı Boeing 717 oldu. Tabii aslında bizim açımızdan, biz DC-9 severler açısından o her zaman için ...MD95 olarak kalacak. NTSB kazasını araştıran araştırmacıyla ben... ...kendim kişisel olarak da tanıştım. Çünkü bu araştırmacı Craig Fate ...daha sonra benim üyesi olduğum bir pilotluk derneğinin... ...etkinlikleri babında... ...kaza kırım araştırma konularında... ...seminerler verdiği zaman ben de gittim kendisini gördüm. Kendisiyle sohbet etme fırsatım oldu. Ondan sonra tabii Allah Craig'e ya, yürü ya kulum dedi... Kendisi danışmanlığa başladı, televizyonlarda danışmanlık ücretleri alarak çok iyi işler yaptı ve halen kendisi emekli olarak NTSB'de çalışmıyor artık, emekli olarak yaşamını sürdürüyor. Ama bu medyanın önünde çok büyük miktarda e, PR elde eden bu araştırmacı da yine de araştırmacı ruhundan hiçbir şey kaybetmeden işlerine de devam etti. Dediğim gibi Mauro Osiel, Venezuela Reyes tanıyorsanız 10 bin dolar cebinizde. Başka bir kaptan baha videosunda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın, en önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.